Karşılaşmayı canlı olarak sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Her iki takım da artık son hazırlıklarını yapıyor. Eskişehirspor taraftarlarında maça ilgi gösterdiğini de söyleyebiliriz. Şimdi artık son hazırlıklar yapılıyor. Eskişehirspor Turgut kalede, sağda sağ bekte Kaan, stoperlerde Erdin Beytullah, sol bekte Hayrettin görev yapacak. Sezer ve Serdar tandemini göreceğiz orta sahada. Onların önünde üçlü hücum oyuncusu Sergen, Fatih, Hasan Alp ve tek forvet Ercan Kuruçay. Artık son hazırlıklar yapılıyor ve mücadele başlıyor değerli izleyenler. Bozüyük ilçe stadında Eskişehirspor Bilecikspor karşılaşması hakemin düdüğüyle başladı. Bilecikspor'un da ilk 11'ini size takdim etmek istiyorum. Enes Kılıç kaleyi koruyacak. Recep Ersoy, Kerem Burhan, Eren Balta, Yusuf Deniz Akbay, Recep Hikmet, Emirhan Taşçı, Erkan Gültepe, Selahattin Yazar, Ayhan Taşçı ve Emir Ersoy ilk 11 ile mücadele edecek. Bilecikspor hazırlık karşılaşmasında bugün tek hakem görev yapıyor. Yan hakemlerin olmadığını söyleyelim değerli izleyenler. İki takım da bu sene bölgesel amatör ligde mücadele edecek. Şimdi Eskişehirspor serbest vuruş kullanacak. Fatih Çakır topun gerisinde. SS'in bu sezon 10 numarası. İki kişilik bir baraj işaret geldi. Ceza sahası içine gönderilen top. Sergen'in kafa vuruşu son anda savunmadan çıktığını belirtiyor maçın hakemi. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Eskişehirspor. Fatih Çakır köşe vuruşunu kullanacak değerli izleyenler Eskişehirspor'da. Ceza sahası içinde 6 Eskişehirsporlu futbolcu var. Fatih kullandı köşe vuruşunu. Erdin arka direğe doğru aşırttı. Ercan Kuruçay'dan önce savunma uzaklaştırmaya çalışıyor topu. Erdin Üzer topukla Fatih Çakır topu kontrol etti. Serdar Hasan'ın kafa vuruşu kaleci Enes Kılıç'ta kaldı. Enes bekletmeden sağ kanada gönderdi topu. Recep şimdi dripling halinde. Hayrettin müdahale etti topa. Sergen topu kaptıran futbolcu. Şimdi Emir çevre kontrolünü yaptı. Sol kanatta Emirhan. Emir defansın arkasına atılan bir top. Kaleci Ercan İhsan Kirveli değerli izleyenler. Bu arada Emir bir sakatlık geçiriyor. Hakem yanına gitti şimdi Emir'in. Çarpışmıştı. Şimdi tedavisi için sağlık ekiplerini çağırıp çağırmayacağını bekliyoruz. Evet, Emir ayağa kalktı. Korkulacak bir şey yok. Şimdi oyun tekrar başlayacak. Serdar Erdin'e doğru hızlı bir top. Şimdi Sergen. Erdin kaleci Turgut'la oynadı. Beytullah. Erdin Üzer, şimdi Sezer, sol kanatta Hayrettin'in koşusu vardı. Recep dikkatli. Eren uzaklaştırdı. Kafa vuruşu Erdin Üzer'den. Sergen Şakiller, Sezer'le oynadı. Hayrettin, Sergen içeriye kat etmeye çalıştı. Ercan Kuruçay, orada Fatih Çakır'ı düşündü ancak Fatih hareketlenmeyince oraya top dışarıya çıktı.
Dördüncü dakikanın içerisindeyiz. Bozüyük İlçe Stadyumunda Eskişehir Spor Bilecik Spor'la hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. 0-0'lık eşitlik devam ediyor mücadelede. Şimdi kaleci vuruşuyla oyun başladı. Beytullah kafa vuruşunu yaptı. Tekrar kaleci Enes'e geldi bu top. Enes'ten Deniz. O da Kerem'le oynadı. Bu arada oyun durdu şimdi. Ercan Kuruçay saha dışından kendisine taş atıldığını belirtiyor. Maçın hakemi şimdi oyunu durdurdu. Evet, oyun kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Eren sağ kanatta Recep'le oynadı. Tekrar Eren. Bir top kaybı Sezer. Ercan Kuruçay'ı düşündü Sergen. Tekrar Ercan. Gerilerden Hasan'ın vuruşu top filelerde. Hasan Alp Altınoluk. Bir offside itirazı Bilecikli futbolcularda. Ben de bir an offside diye tereddüt ettim. Hasan Alp'in golü değerli izleyenler 6. dakikada geldi. Eskişehir Spor'da. Eskişehir Spor 1, Bilecik Spor 0. Bilecik Sporlu futbolcuların itirazı var. Golün offside olduğu gerekçesiyle. Sol kanattan gelişen atakta Ercan Sergen'den gelen topun üzerinden atladı. Fatih Çakır. Düzeltiyorum. Hasan'ın vuruşu top ağlara gitti. 6. dakikada Eskişehir Spor 1-0 öne geçti. Oyun tekrar başladı. Fatih Çakır, Sergen. Orada yerde kaldı bir futbolcu. Sergen ceza sahası içine girdi. Oyun hala devam ediyor. Şimdi hakem oyunu durdurdu. Orada bir faul beklentisi. Bilecik Sporlu bir futbolcu yerde kalmıştı. Eskişehir Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli izleyenler. 6. dakikada düzeltiyorum. Hasan Alp Altınoluk'un golüyle Eskişehir Spor 1-0 öne geçti. Şimdi oyun tekrar hareketlilik kazandı. Enes, Kerem istediği gibi kontrol edemedi taç atışı Eskişehir Spor'un. Şimdi taç atışı kullanacak Eskişehir Spor. Hasan Alp. Kaan. Top dışarıda. Taç atışı el değiştiriyor. Kerem taç atışını kullandı Emir'e doğru. Kaan kafa vuruşunu yaptı. Kerem topun dışarıya çıkmasına izin verdi. Bir taç atışı daha. Emir'e doğru. Beytullah bu sefer kafa vuruşunu yapan isim. Kerem kullanacak taç atışını. Beytullah faulü yapan isim. Şimdi sol kanattan
9. dakikada serbest vuruş kullanacak Bilecik Spor. Topun gerisinde Kerem. Tek kişilik baraj. Ercan Kuruçay barajda. İşaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Turgut çıktı ve topu kontrol etti. Oyunu hemen eliyle başlattı. Sol kanatta Hayrettin. Erdin. Beytullah. Kaan. Tekrar Beytullah. Kaleci Turgut'la oynadı. Serdar pas istemişti ancak orada Hikmet'in presi vardı. Hasan'a doğru Kerem kafa vuruşunu yapan isim. Taç atışı Eskişehirspor'un. Şimdi Kaan. Hasan'a doğru. Orta alanda Recep'in kafa vuruşu. Şimdi Ayhan. Sağ kanada göndermek istedi Erkan'a ancak Hayrettin topu Serdar Sudun'la buluşturdu. Erdin Üzer. Serdar. Hasan'a doğru bir top. Hasan Ercan'ı düşündü. Savunmada Deniz. Enes'le oynadı. Şimdi Enes oyunu başlatacak. Eren Balta. Recep Ersoy. Kaleci Enes baktı şöyle arkadaşlarının dağılımına. Eren Balta. Erkan'a doğru bir top. Top kaybı yaşıyor Bilecik Spor. Şimdi Serdar Sudun, Fatih Çakır. Geriye doğru Hayrettin. Erdin Üzer. Hayır, Beytullah. Erkan. Tekrar Fatih Çakır. Beytullah sol kanada gönderdi topu. Orada Emirhan topa yakındı. Bilecik Spor'da şimdi kaleci Enes. Erkan'ı düşündü ancak da çatışı Eskişehir Spor'un. Serdar Sudun. Sağ kanatta Kaan pas isteyen oyuncuydu. Şimdi bir top kaybı. Kontra atak şansı Bilecik Spor'da. Ayhan sol kanada gönderdi. Kerem. Defansın arkasına atılan top. Oyun devam ediyor. Offside beklentisi vardı Eskişehir Spor'da. Şimdi Recep ceza sahası içine doğru. Ters bir vuruş. Savunma uzaklaştırıyor bu topu. Şimdi Ercan Kuruçay. İki kişi arasında Ercan. Rakibine yaptı hareket. Faul. Hemen başlattı oyunu Bilecik Sporlu futbolcular. Eren Balta. Recep. Bir top kaybı. Beytullah. Ön alanda presi var Bilecik Sporlu futbolcuların. Emir Beytullah faul yapıyor. Defansın arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı şimdiye kadar Bilecik Spor. Bunda da başarılı oldular ancak son vuruşta aynı başarıyı sağlayamadı Bilecik temsilcisi. Şimdi Sezer şöyle baktı arkadaşlarının dağılımına. Serdar Sudun orta alanda topla buluşan futbolcu, gönderdiği yerde kimse yok. Eren. Şimdi Recep. Emirhan. Orta alanda kısa paslaşmalar Bilecik Spor'da. Recep sağ kanatta bir boşluk. Tehlikeli geliyor Bilecik Spor. Şimdi orada topu istediği gibi kontrol edemedi Recep. Kaleci Turgut Recep'in ayağından seken topu çıktı ve kontrol etti. Mücadelede 14. dakikadayız. Eskişehir Spor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor değerli izleyenler. Hasan Alp 6. dakikada takımını 1-0 öne geçirmişti. Şimdi Sergen Ercan pas istedi. Ercan'a doğru. Ercan'a açtı o top. Hasan Altınoluk'ta zamanlamayı ayarlayamadı ve top dışarıya çıktı.
Eskişehir Spor'un konuk olduğu Bilecik Spor değerli izleyenler. Onlar da Eskişehir Spor gibi bu sezon bölgesel amatörlükte mücadele edecek. Çok genç kadrosu var Bilecik Spor'un. 2000 doğumlu üstünde futbolcu yok, onu söyleyelim. Hepsi 2000 ve 2000'in altı futbolculardan kurulu değerli izleyenler. Kırmızı beyazlı ekip. Teknik direktör Murat Yıldırım'la bu sezon iyi işler yapmayı hedefliyor Bilecik Spor. Şimdi Emirhan baktı kaleye, çekti topu. Emirhan, şimdi Selahattin, şut açısı arada. Selahattin geriye doğru, tekrar Emirhan sağ kanatta, Recep. Orada Hayrettin tehlikeyi sezdi ve araya girdi. Topu da Sezer'e kazandırdı Fatih Çakır. Sağ kanatta şimdi Hasan Alp Altınoluk. Hasan, Kerem'in müdahalesi, top Eskişehir Sporlu futbolcularda. Erdin Üzer. Beytullah. Derin bir top. Fatih Çakır. Sağ kanatta şimdi Hasan Alp Altınoluk. İki kişi sıkıştırdı Hasan'ı. Top hala Hasan'da. Hasan yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Taç atışı Eskişehir Spor. Şimdi Kaan sağ kanattan taç atışını kullanacak değerli izleyenler. Fatih Çakır, Serdar Sudun, Ercan'a doğru top geçmedi. Şimdi kontra atak şansı Bilecik Spor'da. Selahattin baktı şöyle arkadaşlarına, defansın arkasına atılan top. Erdin Üzer riske girmedi ve Erkan'dan önce topu dışarıya gönderdi. 17. dakikanın içerisindeyiz. Eskişehir Spor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor Bilecik Spor karşısında değerli izleyenler. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eskişehir Spor hazırlık karşılaşmalarına da devam ediyor. Bu arada bir serbest vuruş kararı Beytullah Emir'le girdiği ikili mücadele sonrası rakibine faul yaptı. Zeminin de bir hayli ağır olduğunu söyleyebiliriz. Bilecik ilçesi Bozüyük'ün stadyumunda zorlu koşullarda maç oynanıyor burada. Şimdi Selahattin kullandı serbest vuruşu. Kaan Öndirek'te Fatih Sergen'e doğru, kaleci Enes çıktı. Sergen'den önce topu takım arkadaşlarına kazandırdı. Bozüyük ilçe stadının tadilata girmesini bekliyor ilçedeki vatandaşlar. Çünkü gerçekten kullanım açısından herkesi zorlayan bir durum söz konusu. Yıllarca Bozüyük Vitra burada önemli başarılara imza atmıştı. Şimdi o eski günlerini arıyor Bozüyük temsilcisi. Şimdi taç atışını kullanacak Eskişehir Spor. Sezer pas istemişti. Erdin Üzer. Turgut. Beytullah. Sağ kanada şimdi Kaan'ın koşusu var. Kerem yerde kaldı, faul beklentisi. Hakem avantaja bıraktım dedi. Recep. Defansın arkasına atılan bir top. Şimdi Erkan topu kontrol etti. Sol kanada bıraktı Ayhan. Ayhan şöyle baktı içeriye, arka direğe doğru. Hayrettin
Orada Bilecik sporlu futbolcu yerde kaldı. Şimdi Hayrettin. Fatih Çakır. Sergen'i düşündü. Savunma araya girdi. Selahattin. Defansın arkasına. Orada çok güzel paslaşmalar. Emir'in vuruşu. Kaleci. Turgut. Emir topu kontrol edip vursa gol şansı daha çok artacak. Ancak istediği gibi vuramadı bu topa. Yine Eskişehir Spor savunmasında derin boşlukların olduğunu gördük. Bu pozisyonda Sezer, Ercan Kuruçay. Eren Balta. Deniz. Serdar Sudun. Orada kıyasıya bir mücadele. Serdar'ın elle oynadığını belirtiyor maçın hakemi. Serbest vuruş Bilecik Spor'un. Defansın arkasına atılan top Recep'ten ancak kaleci Turgut'a kadar geldi. Beytullah. Emir'in presi vardı. Kaleci Turgut'tan Erdin. Sergen. Fatih Çakır. Tekrar Sergen. Fatih'e yapılan hareket faul. Orada Eren faul yapan isimdi. Şimdi Serdar Sudun serbest vuruşu kullanacak. Erdin Üzer. Fatih Çakır. Tekrar Erdin. Sol kanatta Hayrettin'in koşusu var. Offside. İkinci dakikanın içerisindeyiz değerli izleyenler. Eskişehir Spor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Hasan Alp Altınoğlu'nun 6. dakikada attığı golle. Eren gönderdiği yerde Fatih Çakır var. Sezer Ercan'a. Kafayla Sergen'i düşündü. Sergen Şakirler. Sezer'e doğru. Top dışarıya çıkıyor. Köşe vuruşu kullanacak Eskişehir Spor. Şimdi Eskişehir Spor hücum yönünün sol kanadından köşe vuruşu kullanıyor. Fatih Çakır, kaleci Enes yumrukladı topu dışarıya. Bu arada su molası değerli izleyenler. Mücadelenin 23. dakikasında maçın hakemi su molası veriyor. Mücadeleyi Eskişehir Spor Yönetim Kurulu Başkanı, Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Erkan Koca, Eskişehir Spor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, Eskişehir Spor yöneticileri yakından takip ediyor değerli izleyenler. Eskişehirli futbol severlerin ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Eskişehirli birçok futbol antrenörü, spor camiasının önde gelen isimleri de bu karşılaşmayı yakından takip ediyor.
Eskişehir Spor taraftarını da görüyorsunuz şimdi, kameraman arkadaşım Mustafa Dizman size taraftarı gösteriyor. Eskişehir Spor'un bu sezon oynadığı tüm hazırlık karşılaşmalarına gitti Eskişehir Spor taraftarı. Siyah kırmızılı ekip Afyon'da Yozgat ve Çeşme ile hazırlık maçı yapmıştı. Burada yine taraftar desteğini arkasına almıştı Eskişehir Spor. Kütahya ile ve Demirspor'la kendi sahasında Eskişehir'de hazırlık maçları yapmıştı. Yine taraftarlar takımını yalnız bırakmamıştı. Evet, su molası sona eriyor değerli izleyenler. İki takım da şimdi yeniden sahada taç atışını Eskişehir Spor kullanacak. Kaan taç atışını kullanacak isim siyah kırmızılı ekipte. Evet, oyun tekrar hareketlilik kazandı. Top dışarıya çıktı. Bir taç atışı daha kullanacak Eskişehir Spor. Ercan Kuruça'ya doğru bir top. Ercan yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Selahattin Emir'e doğru. Beytullah. Top dışarıda, taç atışını Eskişehir Spor, düzeltiyorum, Bilecik Spor kullanacak. Taç el değiştiriyor. Kaan, Fatih Çakır, Hasan, Ercan'a doğru. Ercan Kuruçay, Ercan kaleyi düşündü. Top dışarıya çıkıyor değerli izleyenler. 24. dakikada Eren'in hatasında Ercan kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Kalecinin önde olduğunu gördü Ercan. Bekletmeden kaleyi düşündü ancak top dışarıya çıktı. Kaleci Enes kullandı avut atışını. Beytullah'ın Emir'e yaptığı hareketin faal olduğunu söyledi. Emir ve Beytullah maçın başından bu yana ikili pozisyonlarda karşı karşıya geliyor. İki futbolcu da birbirini zorluyor. Serdar'ın presi vardı. Ayhan, Enes sağ kanada doğru. Erdin Üzer göğsüyle kontrol etti. Kaleci Turgut, Emir'in presi, Hasan Alp, faul beklentisi. Şimdi Kerem taç atışını kullanacak Emir'e doğru. Erdin Üzer, Ayhan'dan önce topu dışarıya gönderdi. Taç atışı Eskişehir Spor değil, Bilecik Spor'un olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Ayhan, Sezer'in presi, tekrar Ayhan, rakibinden de kurtardı topu. Emir'e doğru, Emir yerde kaldı. Serbest vuruş kararı değerli izleyenler, Beytullah'ın faul yaptığını belirtiyor maçın hakemi. Emir Ersoy yerde kalmıştı. Dakikanın içerisinde Eskişehir Spor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor değerli izleyenler. 6. dakikada
Hasan Alp'le golü bulmuştu Eskişehirspor. Topun gerisinde Ayhan Tuş var. Ayhan 4 kişilik bir baraj Eskişehirspor'dan. Kaleci Turgut'u o barajı ayarladı, yerini aldı. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor Bilecik Spor. Ayhan geldi. Ayhan'ın vuruşu az farklı dışarıda. Erdin Beytullah. Tekrar Erdin'le oynadı. Sergen. Erdin. Hasan'ı düşündü. Kerem topa yakın. Hasan'ın presi var. Hasan mücadeleyi bırakmıyor. Kerem topu rakibinden kurtardı. Hasan arkadan gelip Kerem'e faul yaptı. Deniz kullanıyor serbest vuruşu. Emir'e doğru gönderilen top, Erdin Üzer kafa vuruşunu yaptı. Ayhan topu istediği gibi kontrol edemedi. Serdar Sudun'dan sol kanada Sergen Şakiller rakibinden kurtarmayı başardı topu. Sergen içeriye kat etmeye çalıştı. Yerde kaldı. Baktı şöyle hakeme. Hakem oyunu devam ettiriyor. Şimdi Recep Hikmet. Top dışarıda. Bu arada Emir yerde kaldı Bilecik Spor'da. Değerli izleyenler, bir sakatlık yaşıyor Emir Ersoy. Emir'in tedavisi saha içinde devam ediyor değerli izleyenler. Emir Ersoy yerde kalmıştı. Topsuz alanda. Aslında bir önceki pozisyonda serbest vuruş kazanıldığında, Bilecik Spor serbest vuruş kullandığında Emir yine ayağını tutuyordu. Beytullah'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmıştı. Muhtemelen o sakatlığı devam ediyor. Evet, Emir oyuna devam edemeyecek. Değerli izleyenler, Bilecik Spor'un santraforu. Eskişehir Spor savunmasını da şimdiye kadar çok zorlamıştı Emir. Bilecik Spor için talihsiz bir sakatlık. Şimdi yavaş adımlarla sağ kenarına geliyor. Oyun tekrar başladı. Eren Balta, kaleci Enes, Deniz, Selahattin. Kerem'i düşündü ancak top dışarıya çıktı. Taç atışı Eskişehirspor'un. Serdar Sudun, Kaan. Tekrar Serdar. Serdar yerde. Bir faul kararı. Emirhan faul yaptı Serdar Sudun'a. Fatih Çakır topun gerisinde. Eskişehirspor 32. dakikada
serbest vuruş kullanacak. Fatih kullandı serbest vuruşu. Savunmada Emirhan uzaklaştırıyor bu topu. Serdar Sudun atak tazeleyecek Eskişehir Spor. Erdin ceza sahası içine doğru. Ercan Kuruçay hareketlenmedi o topa. Kaleci Enes oyunu başlattı. Recep rakibinden sıyrıldı. Şimdi Emirhan tekrar Recep'i düşündü ancak savunma dikkatli Eskişehir Spor'da. Erdin Üzer. Beytullah. Ensar Çilingir oyunda Emir'in yerine değerli izleyenler. Bilecik Spor'da. Sol kanada gönderilen top. Şimdi Kerem Ensar'a doğru. Serdar Sudun ayak koydu Ensar'dan önce. Şimdi Turgut Kirveli baktı şöyle arkadaşlarına. Erdin Sergen topun üzerinden atladı. Fatih Çakır. Recep var karşısında. Fatih kaptırıyor topu. Recep istediği gibi gönderemedi arkadaşını. Bir hayli hızlıydı o top. Şimdi sol kanattan Eskişehir Spor taç atışını kullanacak. 34. dakikanın içerisindeyiz. 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor Eskişehir Spor'un. Sezer içeriye kat etmeye çalıştı. Fatih'ten önce Recep girdi araya. Sol kanada açıldı. Kerem, Selahattin, Serdar Sudun, Ercan topu kaptırdı. Selahattin, şimdi Ayhan, orada Sezer hemen atağın tehlikeli olmasının önüne geçti. Çünkü Ayhan'ın önünde büyük bir boşluk vardı. Paslaşarak kullandı serbest vuruşu Ayhan. Enes, Emirhan, defansın arkasına atılan top. Orada Beytullah belki topa değmese, koşusunu yapmasa, arkadan gelen Erkan golle burun buruna gelecek. Hakem zaten ofsaytı ona çaldığını belirtiyor Beytullah'a. Yine defansın arkasına atılan topta etkili olmaya çalıştı Bilecik Spor. Bu sefer ofsayta takıldı. Kaan yerde, oyun devam ediyor. Ayhan sağ kanatta Recep koşusunu gösterdi. Recep rakibinden kurtardı ancak Erdin topa yakın olan isimdi. Hayrettin ve Recep'in mücadelesi sürüyor. Emirhan Selahattin'e doğru. Kaan müdahaleyi yaptı. Bu arada bir top kaybı sağ kanatta, ceza sahası içine gönderilen top. Ayhan'ın vuruşu farklı şekilde dışarıya çıkıyor. 36. dakikada Bilecik Spor Ayhan'la gole çok yaklaştı ancak müsait pozisyonda Ayhan topu dışarıya gönderdi. Erdin Üzer şimdi topun kontrolünü yaptı. Serdar Sudun, Hayrettin, Serdar'a doğru. Eren savunmada dikkatli. Tekrar Erdin'e gelen top. Kaleci Turgut. Beytullah. Kaleci Turgut da oynadı. Hasan Alp'e doğru gönderilen top. Dışarıda. Eren. Deniz.
Deniz Hasan'dan kurtardı topu. Ayhan sol kanada doğru, Kerem, Selahattin. Güzel duvar paslaşması Bilecik Spor'dan. Beytullah topa yakın. Beytullah topu dışarıya gönderiyor. Taç atışı Bilecik Spor'un. Bu arada son müdahalenin Bilecik Sporlu futbolculardan olduğunu söyledi maçın hakemi. Taç atışını Eskişehir Spor kullandı. Beytullah. Orada Ensar presini yapmıştı. Bir taç atışı daha. Kaan kullanacak taç atışını. Hasan Alp'e doğru. Hasan Alp. İki kişi sıkıştırıyor Hasan'ı. Taç atışı Eskişehir Spor'un. İki futbolcu yerde. Hasan Kerem'in üzerine düştü. İkili pozisyonda. Kerem bir sakatlık geçirdi. Şimdi ayağa kalkmaya çalışıyor. Ayağı da kalktı. Serbest vuruşu Bilecik Spor kullanacak kendi yarı sahasının sol çizgisinden. Deniz kullanacak serbest vuruşu. Beytullah'a doğru kafa vuruşunu yaptı Beytullah. Erdin Üzer kaleci Turgut'la oynadı. Erdin Sergen topun üzerinden atladı. Sezer şimdi Ercan Kuruçay'ı düşündü ancak sol kanatta Hayrettin pas istemişti Sezer'den. Karşılıklı top kayıpları Hasan Alp. Beytullah. Tekrar Hasan, Serdar topu kurtardı. Sağ kanada Sergen Şakiller. Top hızlı, Sergen hızlı. Topu kontrol edemiyor Sergen Şakiller. Taç atışı Bilecik Spor'un. Fatih'in presi sonuç verdi. Fatih Çakır. Kaan. Sezer. Beytullah. Kaan. Serdar Sudun sağ kanada Kaan'a doğru. Kaan rakibinden kurtardı topu. Kaan ceza sahası içine, savunma uzaklaştırıyor bu topu. Serdar Sudun topu kontrol ederken eline çarpıyor top. Şimdi Deniz kullandı serbest vuruşu. Değerli izleyenler, artık ilk yarıda son 4 dakikanın içerisindeyiz. 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor Eskişehir Spor'un. Sezer defansın arkasına, Sergen offside olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Şimdi Bilecik Spor'da Eren offside'dan doğan endirekt serbest vuruşu kullandı Recep. Deniz. Ayhan'a doğru. Ayhan topu kontrol edemedi. Fatih Çakır. Top kaybı Eskişehir Spor'dan. Serdar Sudun topu kapmayı başardı ancak karşılıklı top kayıpları Emirhan.
Şimdi Recep sağ kanatta. Adaşı Recep'le oynadı. Ensar. Ensar'ın pası adeta bir şut gibiydi. Sağ kanatta Erkan top istemişti ancak Erkan'a aşan top. Taç atışını şimdi Eskişehir Spor kullanacak. Sol kanattan değerli izleyenler. Sergen, Hayrettin, kaleci Turgut, sağ kanatta Kaan, rakibinden topu kurtarmak isterken yerde kaldı. Erdün Üzer, Turgut, Beytullah'tan Serdar Sudun'a, sol kanatta Erdin Üzer. Erdin rakibine bir çalım, Serdar Sudun. Sergen Şakiller, sol kanada Hayrettin'in koşusu var. Hayrettin ceza sahası içine gönderdi topu. Top dışarıya çıkıyor. Avut atışını kullanacak Bilecik Spor. Bozüyük İlçe Stadyumu'nda 43. dakikadan çıktık. 44. dakikadayız. Eskişehir Spor'da bu arada Hayrettin'i görüyorum. Yerde kalan bir futbolcu. Sağlık ekiplerini davet ediyor maçın hakemi. Hayrettin bir sakatlık geçirdi. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Eskişehir Spor'un bu sezon yeni transferlerinden birisi Hayrettin değerli izleyenler. Ligin deneyimli sol beklerinden bir tanesi. Artık bölgesel amatör ligde grupların belli olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta içi grupların belli olacağı belirtiliyor. Eskişehir Spor bakalım hangi gruba düşecek? Sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor Eskişehir Spor, bildiğiniz üzere 2022-2023 futbol sezonunda 3. ligden küme düşerek tarihinde ilk kez amatör kümeye düştü Eskişehir Spor değerli izleyenler. Bu sezon tekrar profesyonel lige yükselmeyi hedefliyor siyah kırmızılı ekip. Dün Sapanca'daydık STB olarak. Profesyonel liglerdeki futbolda profesyonel liglerdeki tek temsilcimiz olan Anadolu Üniversitesi 3. ligde ilk haftada Sapanca Gençlik Spor'un konuğu oldu. Temsilcimiz Anadolu Üniversitesi Rıdvan'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 3. lige galibiyetle başladı. Eskişehir'de bir profesyonel daha takım isterken Anadolu Üniversitesi 3. lige yükselmeyi başardı. Ancak bu sefer Eskişehir Spor'da amatör kümeye düştü. Umarız sezon sonunda Eskişehir Spor hiç hak etmediği bu ligden, bu sahalardan bir an önce profesyonel liglere çıkar. Bu sezon gerçekten çok önemli bir sezon olacak. Artık son kurşunumuz kaldı. O kurşunu kullanacağız. Bölgesel amatör ligden tekrar 3. lige, profesyonel lige çıkmaya çalışacağız. Buna mecburuz. Çünkü Eskişehir Spor'un yeri amatör küme, amatör ligler değil. Serbest vuruş kullanıldı. Fatih Çakır savunmasına yardım eden isim. Hayrettin de oyuna devam ediyor değerli izleyenler. Taç atışı kullanıldı. Recep
sol kanada göndermek istedi topu. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor değerli izleyenler. Eskişehirspor 6. dakikada Hasan Alp'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Neresinde olursanız olun, Eskişehir'den haberdar olmak için Eskişehir'in tartışmasız bir numaralı internet gazetesi AnadoluGazetesi.com bir tık uzağınızda. Hızlı, tarafsız ve güvenilir internet gazeteciliği örneği. www.anadolugazetesi.com. Pusula Medya. Tanıtımınız için akılcı çözümler. Firmanızın Billboard CLB, Totem Megalight, tabela çeşitleri bina giydirme, araç giydirme LED ekran, kurumsal kimlik çalışması, katalog, broşür ve afiş tasarımı, tanıtım fotoğraf çekimleri, dijital baskı ve matbaa, tişört ve ürün üzerine baskılar, plaket ve medya planlamasında tek adres. Pusula Medya. Tanıtımınız için akılcı çözümler.
Söz sende. Haber değeri taşıdığını düşündüğün anları görüntüle, WhatsApp ihbar hattımıza yolla, tüm platformlarımızda yayınlansın. S Group yayın organlarına 0552 186 26 00 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ama trafikte alamayız. Sessiz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır. İklim istekleri. Domates, sıcak iklimden hoşlanan, soğuğa duyarlı ve yüksek sıcaklıklara toleranslı bir sebzedir. Domates yetiştiriciliğini sınırlandıran en önemli iklim etmeni sıcaklıktır. Domatesin çimlenme, kök, yaprak ve gövde gelişimi, çiçeklenme, döllenme ve meyve olgunlaşması sırasında istediği sıcaklıklar farklıdır. Domates tohumlarının çimlenmesi için en uygun sıcaklık 25 derecedir. Tohumlar toprak yüzüne çıktıktan sonra sıcaklığın gündüz 18 ila 22 derece, gece ise 13 ila 14 derece olması gerekir. Çiçeklenme ve meyve tutumu sırasındaki sıcaklıklar verim ve kaliteyi doğrudan etkiler. Sıcaklığın 10-15 derecenin altına düşmesiyle meyve tutumuyla ilgili sorunlar ortaya çıkar. Düşük sıcaklıklarda hem meyvede renklenme iyi olmaz hem de olgunlaşma gecikir. Düşük sıcaklıklar gibi 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklar da meyve tutumunu engeller. Domates de meyve tutumu açısından en uygun sıcaklık sınırları 15 ila 30 derece arasındadır. Meyve tutumundan sonra sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkması ise meyvenin normal iriliğini almadan kızarmasına, dolayısıyla küçük kalmasına neden olur. Yer ve toprak seçimi. Domates, toprak yönünden seçici değildir. Ancak geçirgen, organik maddece zengin, tınlı topraklarda daha iyi yetişir. Domateste erkencilik istendiği durumlarda kumlu tınlı topraklar, yüksek verimin istendiği durumlarda ise killi tınlı topraklar tercih edilmelidir. Yetiştiriciliğin yapılacağı yerde daha önce arka arkaya domates, biber, patlıcan gibi domatesle aynı familyaya ait olan türlerin yetiştirilmemiş olması gerekir. Değerli izleyenler, Eskişehir Spor, Bilecik Spor karşılaşmasının ikinci yarısı başlıyor. Eskişehir Spor'da oyuncu değişiklikleri var. Barış Memiş, Doğukan, Kerem'i görüyorum sahada. Değerli izleyenler, Serdar Sudun, Sezer oyundan çıkmış durumda. Başka.
İlk yarıyı Eskişehir Spor 1-0 önde tamamlamıştı. 6. dakikada Hasan Alp'in attığı golle. Hasan Alp de ikinci yarıda sahada değil. Savunmada değişiklik yok Eskişehir Spor'da. Orta alanda Serdar Sudun, Sezer kenarda, hücum bölgesinin sağ kanadında görev yapan Hasan Alp de kenarda. Ön alanda presi var Eskişehir sporlu futbolcuların. Bu arada Erdin yerde kaldı. Bu arada büyük bir hata. Ensar, kaleci Turgut çıktı ve topu uzaklaştırmayı başardı. Erdin Üzer şimdi ayağa kalktı değerli izleyenler. Şimdi top Eskişehir Spor'da olacak. Turgut oyunu başlatacak. Beytullah. Turgut Kirveli. Bir kaleciden diğer bir kaleciye doğru gönderilen top. Taç atışı Eskişehir Spor'un. Hayrettin kullanacak şimdi. Barış Memiş Kerem'e doğru. Kerem topu kurtardı rakibinden. Kerem köşe vuruşu Eskişehir Spor'un. Şimdi köşe vuruşunu Barış Memiş kullanacak. Kaptanlık pazuvanda da Barış Memiş'te. Serdar oyundan çıktıktan sonra ön direğe doğru. Ceza sahası içinde karambol. Elle oynama beklentileri. Hakem devam ettiriyor oyunu. Hayrettin Ensar'a faul yaptı. Hemen başlattılar oyunu Bilecik sporlu futbolcular. Karşılıklı top kayıpları. Bu arada Erkan yerde kaldı. Yüzünü tutuyor. Yanlış görmediysem. Düzeltiyorum, Ensar yerde kalmıştı. Taç atışını Bilecik Spor kullanacak değerli izleyenler sol kanattan. Bir taç atışı daha. Ellinci dakikanın içerisindeyiz. Eskişehir Spor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor değerli izleyenler. Bozüyük ilçe stadında Bilecik Spor karşısında Erdin Üzer. Şimdi Kerem Er Yılmaz. Ercan'a doğru defansın arkasına gönderilen top. Kaleci Enes zorlu uzaklaştırdı topu. Ön alanda bir pres. Barış Memiş ceza sahası içinde. Barış rakibinden kurtarmaya çalıştı topu. Recep izin vermedi. Bir top kaybı da Bilecik Spor'dan. Barış Memiş.
Hayrettin'e doğru. Hayrettin ceza sahası içine gönderdi. Sergen'in vuruşu savunmadan sekti. Elle oynama beklentileri. Kerem şimdi topun sahibi. Doğukan. Orada müdahaleyi yapan isim Eskişehir Spor'da. Bu arada kaleci Enes'in bir sakatlığı var. Şimdi Enes'in tedavisi yapılacak saha içinde. Bu sezon bölgesel amatör ligde mücadele edecek iki takımın hazırlık karşılaşması. Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Kaleci Enes'in tedavisi tamamlandı. Şimdi Bilecik Spor Kerem'le taç atışını kullandı. Ensar'a doğru Beytullah savunuyordu onu. Kaan gelişi güzel uzaklaştırdı topu. Sergen rakibine çarptırdı. Taç atışı Eskişehir Spor'un. Kerem rakibinden kurtardı topu. Kerem sol kanatta Hayrettin pas istedi. Şimdi Hayrettin'in koşu yoluna. Hayrettin Selahattin savunuyor onu. Barış Memiş. Bir çalım daha Barış'tan. Ceza sahası içine doğru Ercan'ın kafa vuruşu. Top filelere gidiyor. 53. dakikada Eskişehir Spor Ercan Kuruçay'ın golüyle farkı 2'ye çıkarttı ancak. Gol Ercan'dan ancak golün büyük katkısı Barış Memiş'ten. Orada İki rakibini çalımlayıp arka direğe sol ayağıyla topu gönderdi. Ercan Kuruçay da kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Durum şimdi 2-0. 53. dakikada geldi Eskişehir Spor'un golü. Bilecik Spor oyuna tekrar başlıyor değerli izleyenler. Ayhan, Eren Balta, sağ kanada gönderildi top. Emirhan'a açtı, taç atışı Eskişehir Spor'un. Erdin Turgut'la oynadı. Orta alanda karşılıklı top kayıpları. Kerem Er Yılmaz sağ kanada gönderdi. Yerde kaldı. Kerem'e yapılan hareket faul. Bu sezon 26 numarayı Kerem giyecek. Bu arada hemen başlattı oyunu Eskişehir Sporlu futbolcular. Ancak hakem düdüğümü bekleyin dedi. Doğukan oyunu başlattı. Beytullah. Sol kanada Hayrettin, Fatih Çakır, Barış, Doğukan'ı düşündü. Doğukan'ın arkasında kaldı bu top. Kontra atak şansı Bilecik Spor'dan. Eskişehir Spor savunması yerini aldı. Şimdi Doğukan topu kapmaya başardı. Ercan Kuruçay arka direğe doğru savunma. Dikkatli orada Deniz, ayak koyan futbolcu. Taç atışı Eskişehir Spor'un. Bu arada bir oyuncu değişikliği. Bilecik Spor'da Selahattin oyundan çıkıyor. Halil oyuna giriyor. Taç atışı kullanıldı. Hayrettin topu ayağından kaçırdı. Taç atışı Bilecik Spor'un. Eren gönderdiği yerde Erdin.
Doğukan, geriye doğru kaleci Turgut kontrol etti topu. Şimdi Beytullah. Sergen Şakiller, Beytullah. Teknik direktör İbrahim Baş'ın uyarıları var. Özellikle savunma oyuncularına gelişi güzel topu uzaklaştırmamaları yönünde bir takım uyarılarda bulunuyor Eskişehirspor'un teknik direktörü İbrahim Baş. Fatih'in pası geçmedi Kaan'a. Turgut, Beytullah. Orada duvar paslaşması Eskişehirsporlu futbolculardan. Kaan'dan önce son müdahale Deniz'den. Taç atışı hemen kullanıldı. Kerem Er Yılmaz, kaleci Turgut, Beytullah, Kerem, tekrar Beytullah. Kendi yarı sahasında top çeviriyor Eskişehirspor bu dakikalarda. Şimdi Doğukan top istedi. Baktı arkadaşlarına Hayrettin, Barış Memiş. Doğukan sol kanada, Hayrettin'in koşusu var. Ancak Eren topa yakın isim. Hayrettin'in presi var. İki futbolcu yerde kaldı. Hayrettin'in yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Şimdi Eren Balta serbest vuruşu kullandı. Kerem Er Yılmaz araya girdi. Ercan Kuruçay, Fatih Çakır. Ercan'a göndermek istedi topu, geçmedi savunma. Şimdi Erkan, yani sarı düşündü ancak bir top kaybı geldi. Kaleci Turgut çıktı ve topu kontrol ediyor. Mücadelede 59. dakikadayız. Eskişehirspor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kerem derinlemesine gönderdi topu. Ensar istediği gibi kontrol edemedi ancak Ensar'a yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Ceza sahası için ne doğru gönderilen top. Kaleci Turgut çıktı ve kontrol etti. Barış Memiş, Hayrettin. Bir topuk pası denemesi. Erdin Üzer bir sakatlık geçiriyor. Orada Eren'in müdahalesi sonrası yerde kaldı Erdin Üzer. Şimdi taç atışı kullanılacak değerli izleyenler. Recep taç atışını kullandı. Ensar dar alanda kısa paslaşmalar Bilecik sporlu futbolculardan. Barış Memiş topu kontrol etti. Fatih Çakır, Kerem uzaklaştırıyor bu topu.
Deniz Ercan'ın presi var. Top Ercan'da kaldı. Son müdahale Deniz'den. Taç atışı Eskişehirspor'un. Hayrettin taç atışını kullanan isim Eskişehirspor'da Erdin Üzer Beytullah'la oynadı. Önünde bir boşluk Beytullah'ın. Pas verici arkadaşını aradı. Doğukan Ünal özellikle sahanın orta kısmında yani orta alanda tam o yuvarlağın orada çimlerin bazı kesimleri biçilmediği için iki takımın oyuncuları da o bölgede topu kontrol etmekte ve koşmakta bir hayli zorlanıyor. Bunu belirtelim değerli izleyenler. Bazı taraftarlarımızın sosyal medyadan kamera açısını konusunda birkaç istekleri var ancak Bozüyük Vitra Stadyumu'nun en iyi yerinden sizlere bu maçı görüntülemeye, aktarmaya çalışıyoruz. Gerçekten bakıma ihtiyacı olan bir stadyum. Sağ kanatta şimdi ceza sahası içine gönderilen orta. Kaan uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Gerilerden bir şut. Kaleci Turgut iki hamlede topu kontrol ediyor. Kerem'in vuruşunda oyunu bekletmeden başlattı. Kaleci Turgut Sergen Şakirler topu kontrol etti. Pas vereceği arkadaşını arıyor. Sergen geriye doğru Kaan. Kaan'ın vuruşu dışarıya çıktı. Bu arada Eskişehirspor'da 3 futbolcu oyuna girecek değerli izleyenler. İsmail Paltay'ı görüyorum. Beytullah oyundan çıkıyor. Kaan oyundan çıkıyor ve Fatih Çakır oyundan çıkan isimler değerli izleyenler. Üç oyuncu değişikliği birden Eskişehirspor'da. Şimdi kaleci Enes out atışını kullandı. Kerem topu kontrol etmek istedi ancak savunma dikkatli. Top Bilecik sporlu Erkan'dan çıkıyor. Taç atışını Eskişehirspor kullanacak. Taç el değiştiriyor. Erkan Recep ben kullanacağım dedi taç atışını. Ensar'a doğru Erdin Üzer kafa vuruşunu yaptı. Bir taç daha Bilecik spordan. Bu arada Ensar yerde kaldı. Erdin'in hareketi faul. Serbest vuruş kullanacak. Sağ kanattan şimdi Bilecik Spor. Beytullah'ın yerine savunmada Mustafa Arda. O da yeni transferlerden birisi. Alanya'dan gelmişti. Mustafa Arda oyunda sağ beke. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Bir hayli farklı bir biçimde top dışarıya çıkıyor. Sağ bekte Ferit görev yapacak. Kalan dakikalarda Kaan'ın yerine sol kanatta da sağ kanatta da İsmail Palta. Ya izleyeceğiz Eskişehirspor'da. Şimdiye kadar 6 değişiklik yaptı teknik direktör İbrahim Baş. Sol kanatta şimdi Hayrettin
Ercan Kuruça'ya doğru bir top. Savunma dikkatli. Bilecik Spor'da. Hayrettin Ercan'a doğru gönderdi topu. Eren Balta kafa vuruşuyla topu dışarıya gönderdi. Sergen, Kerem, Hayrettin. Tekrar Hayrettin, Barış Memiş'in koşusu vardı. Hayrettin yerde, serbest vuruş kararı geliyor değerli izleyenler. 67. dakikada şimdi Eskişehirspor serbest vuruş kullanacak. Ceza sahası dışından. Topun gerisinde Erdin Üzer ve Barış Memiş var değerli izleyenler. 4 kişilik bir baraj istedi kaleci Enes. Bilecik Spor'da Erdin topun başından ayrıldı. Barış Memiş. İşaret geldi. Barış Memiş geliyor. Barış'ın vuruşu barajdan sekti. Doğukan. Bu arada bir futbolcu yerde kaldı. Bilecik Spor'da şimdi hakem, yanlış görmediysem, Recep'in yanına gidiyor. Evet. Eskişehirspor'da iki futbolcuyu daha kenarda görüyorum. Hakan Aydemir formayı giyen isim. Evet, su molası verildi bu arada. Oyun durmuşken Ercan Kuruçay kenara geldi Eskişehirspor'da. Hayrettin de oyundan çıkan isim. Arda Okumuş oyuna girecek. Erdin'in yerine de Arda oyunda değerli izleyenler. Eskişehirsporlu futbolcular ve Bilecik Sporlu futbolcular su molasının ardından tekrar oyuna devam ediyor. Şimdi Ferit taç atışını kullandı.
Hakan Aydemir. Hakan'a yapılan hareket faul. Arda Okumuş. Resul. Sergen. Bir top kaybı. Şimdi Recep. Eskişehir Sporlu futbolcuların presi sonuç verdi. Son müdahale Sergen'den, taç atışı Bilecik Spor'un. 70. dakikanın içerisindeyiz. Eskişehir Spor'un 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor değerli izleyenler. Bu arada Bilecik Sporlu futbolculara yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Deniz. Orta alanda pres var Eskişehir Sporlu futbolcuların. Doğukan'ın yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Recep Hikmet yerde kalmıştı. Eren. Deniz. Yusuf Deniz. Kaleci Enes'e doğru gönderilen top. Enes'ten sağ kanada Recep'e, Sergen Şakiller topu kontrol etti. Hakan'a doğru savunma dikkatli. Karşılıklı top kayıpları orta alanda. Şimdi Halil. Sağ kanattan şimdi Bilecik Spor köşe vuruşu kullanacak değerli izleyenler. Halil Ayvaz'ın getirdiği topta Bilecik Spor köşe vuruşu kullanacak. Furkan köşe vuruşunu kullandı. Ön direğe doğru. Orada bomboş pozisyonda topa dokunamıyor Bilecik Sporlu futbolcular. Halil orada gole çok yaklaşmıştı. Halil Ayvaz. Şimdi Mustafa Arda. Turgut uzaklaştırdı topu. Barış Memiş, güzel kontrol. Barış. Hakan Aydemir, İsmail Palta, tekrar Barış Memiş. Doğukan, sağ kanatta İsmail'in koşusu vardı ancak top bir hayli hızlı ve yüksekten gitti. Sergen de oyundan çıkıyor değerli izleyenler Eskişehir Spor'da. Sol kanada gönderilen top şimdi hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Ensari orada. Çek!
Şimdi Resul'le taç atışını kullanıyor Eskişehir Spor. Hakan Aydemir'den önce Recep araya girdi. Serbest vuruş kullanacak Bilecik Spor. Değerli izleyenler, Furkan Yılmaz topun gerisinde. O da ikinci yarı oyuna dahil olan isim. Furkan'ın ceza sahası için ortası, arka direkte Recep topu kontrol edemedi ve dışarıya çıktı. Bilecik Spor'da Recep oyundan çıkıyor. Mustafa oyuna giriyor. Mustafa Arda, Turgut. Gönderdiği yerde Bilecik Sporlu futbolcular var. Can Yüzer orada faul maruz kaldı. Evet, itirazlar, penaltı itirazı var Bilecik Sporlu futbolculardan. Ceza sahası içinde olduğunu belirtiyor Bilecik Sporlu futbolcuların müdahalenin. Ancak hakem dışarıda olduğunu söyledi. Furkan topun gerisinde, ceza sahası içine doğru arka direkte yine kafa vuruşunu yapamıyor Bilecik Sporlu futbolcular. Duran topta oldukça etkililer ancak son vuruşta başarısız kalıyor Bilecik Spor. Ensar topa vuramadı arka direkte. Arda okumuş, ön alanda presi var Bilecik Sporlu futbolcuların. Can topa koşmaya çalıştı ancak top dışarıda. Can Kılıç, genç futbolcu, Sergen'in yerine oyuna dahil edildi Eskişehir Spor'da. Şimdi Deniz, Enes. Furkan. Taç atışını kullandı Bilecik Spor. Ferit, Hakan Aydemir, Kerem, şimdi İsmail Paltay'a. İsmail çok hızlı sağ kanatta. İsmail, karşısında Can var. İsmail gecikti pas vermekte. Şimdi tekrar İsmail, dip çizgiye indi, son çizgiye indi ancak top Bilecik Sporlu futbolcuların, itirazı var. Hakem kornerin kullanılmasını istiyor. Şimdi Barış Memiş sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak. Eskişehir Spor'un 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor değerli izleyenler. Bozüyük'te son 10 dakikanın içerisine girmek üzereyiz. Köşe vuruşu kullanıldı. Havalandı top, Enes çift yumruk. Kerem'e yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Şimdi serbest vuruşu kullanacak Bilecik Spor'da kaleci Enes. Furkan
Kerem Er Yılmaz yerde kaldı. Serbest vuruş, hemen başlattı oyunu Kerem. Barış Memiş, şık bir çalım. Barış yerde. Rakibi yerde kaldı. Bilecik Spor serbest vuruşu kullanacak. Şimdi serbest vuruşu kullanacak Bilecik Spor kendi yarı sahasından. Sağ kanada gönderilen top, Can müdahale etmek istedi ancak Can'ı da aştı bu top. Taç atışı kullanıldı Ensar'a doğru. Ensar yerde kaldı, tekrar kalktı ayağa. Bu arada serbest vuruş kararı Ensar'a yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Değerli izleyenler, sağ kanattan şimdi serbest vuruşu kullanacak Bilecik Spor. Furkan topun gerisinde. Furkan direkt kaleye doğru, ön direkte Kerem'in müdahalesi. Köşe vuruşu kullanacak Bilecik Spor. Yine topun gerisinde Furkan. Yılmaz var. Kullandığı arka direğe doğru, doğrudan dışarıya çıkıyor top. Eskişehir Spor hazırlık karşılaşmalarına devam edecek. Şu an planlanan çarşamba günü Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile, cumartesi günü de Polatlı'da Eskişehir ile karşı karşıya gelecek siyah kırmızılı ekip. Tabii hazırlık karşılaşmaları olduğu için bazen günde, bazen saatte değişiklikler olabiliyor. Orta alanda ikili mücadele, Doğukan'ın yaptığı hareket faul. Orada Can'a bir faul var. Ayağı kafasına doğru kalktı Doğukan'ın. Tehlikeli hareket olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Şimdi serbest vuruş kullanıldı ceza sahası içine doğru. Kerem savunmasına yardım eden isim Eskişehir Spor'da. Barış Memiş yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Defansın arkasına Ensari'ye doğru gönderilen top. Kaleci Turgut Kirveli çıktı ve topu kontrol etti. Orta alanda kıyasıya bir mücadele. Faul kararı. Artık maçın son bölümüne geldik. Arka direğe doğru gönderilen top. Furkan'ın vuruşu istediği gibi değil. Top dışarıya çıkıyor. Şimdi Mustafa Arda oyunu başlattı. Ferit'e doğru sağ kanatta. Tekrar Mustafa. Turgut. Sol kanada. Müdahale Bilecik sporlu futbolculardan.
havalanan top. Mustafa Arda dikkatli savunmada. Furkan kaleye doğru. Doğukan da kaldı. Şimdi İsmail Palta sol kanatta, can top isteyen futbolcu İsmail. Bir çalım, bir çalım daha. İsmail'e yapılan hareket faul. Arda okumuş. Can ayağından açtı topu. Arda yatarak tehlikenin büyümesine engel oldu. Bu arada Eskişehirspor Bilecik Spor karşılaşmasını durduruyor maçın hakemi. Artık son dakikaların içerisindeyiz. Eskişehirspor'un 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor değerli izleyenler. Oyun tekrar başlayacak. Yönetim taraftarın biraz daha sakin olmasını istedi. Hazırlık karşılaşmasında. Şimdi Kerem Er Yılmaz. Sahada biraz tansiyon yükseldi. Kerem ve Recep orada. İkili arasında tansiyon arttı. Şimdi oyun tekrar hareketlilik kazanacak değerli izleyenler. Taç atışı Eskişehirspor'un değerli izleyenler. Ferit taç atışını kullandı ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor değerli izleyenler. Eskişehirspor 2, Bilecik Spor 0. Evet, Eskişehirspor Bilecik Spor'u 2-0 mağlup etti değerli izleyenler. Yayınımız devam edecek. Evet, Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri yayınımızda. Evet, evet. Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Evet, bugün de 2-0'lık bir galibiyet, neler düşünüyorsunuz? Ya tabii bunlar için konuşmak için erken. Bunların hepsi hazırlık maçı adı altında. İnşallah takımımız, işte kadromuz şekillenmeye başlıyor. Yavaş yavaş artık yüklenme antrenmanlarını bırakıp taktik antrenmanlarına geçiyor hocamız. İnşallah bu emeklerimizin karşılığını alırız. Şimdi yani bu skorlar bizi aldatmaması lazım. Daha sağlam, daha güçlü olmamız lazım. Çünkü lig uzun bir maraton ve bu senenin de telafisi yok. Tamamen şampiyonluğa kenetlenmek zorundayız. Tüm şehir olarak bu bağlamda hocamız, yönetim kurulumuz, bizler taraftar olarak elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah yani bu hazırlık maçlarının skorları bizi çok aldatmaması lazım. Ama gördüğünüz gibi Eskişehirspor nerede olursa taraftar da orada olmaya devam edecek. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca yayınımıza gelecek değerli izleyenler. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Şöyle alalım. Düşmeyelim. Evet başkanım, 2-0'lık galibiyet, hazırlıklar da devam ediyor. Sezon hazırlıkları, siz neler düşünüyorsunuz? Gel bu tarafa, gel.
Evet. Bir daha sor Ahmetciğim. Tabii oralar tehlikeli olduğunu belirtiyor izleyiciler de. Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor başkanım. 2-0'lık galibiyet bugün de, hazırlık maçları da devam ediyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ki her zaten söylediğimizde de hazırlık maçları bizim takımımızın eksikleri görmemiz için yaptığımız maçlar. İşte hocamız da bizler de takımda ne eksik var, hazır mı değil mi, onları inceliyor hocalarımızla beraber. Biz de gerekli yerlere, her zaman dediğimiz gibi bir sıkıntı varsa, bir de bir sıkıntı da olacaksa da oraya göre de bir planlama yapacağız. İnşallah daha tabii lige başlamasına nereden baksanız bir 30 günlük süre var. Bu anlamda da çalışmalar da devam ediyor, yoğun çalışmalar. Dün takım toplandı ve tekrardan idmanlara başladılar. İnşallah daha iyi olur takım. Daha da oturur. Birbirleriyle daha çok maç yaptıklarında, daha çok idman yaptıklarında. Tabii hepsi nereden baksanız 3-4 tane futbolcu hariç. Hepsi yeni transferlerimiz. Uyum sorunu tabii ki olacak. Bu uyum sorununu da yavaş yavaş atlatacaklar. İnşallah herkesin verdiği emekler, çabalar da boşa gitmez. Ve sonunda da her zaman dediğimiz gibi şampiyonluk olur diyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, şimdi istiyorsanız biz gelelim. Biz gelelim. Gel gel. Röportajlarımız devam edecek. Saha içinde de Eskişehir sporlu futbolcularla röportajlarımız olacak. Erdin Üzer, Ercan Kuruçay bizleri bekliyor. Evet. İlk röportajımız Ercan'la olacak. Evet Ercan, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bugün de rakip Bilecik Spor'du. Senin de bir golün vardı. Neler düşünüyorsun? Teşekkür ederim. Şimdi baktığınız zaman hazırlık dönemindeyiz. Tabii hocamızla beraber devam dışarıda bulunuyoruz takım halinde. Yoruluyoruz. Yorulduğumuz gibi tabii şartlar, imkanlar. Geliyoruz buraya. Çim uzun. Zemin şartı. Vücut yorgun ama elimizden gelen her şeyi Eskişehir Spor'a yakışacak mücadeleyi göstermeye çalışıyoruz. Ve gün geçtikçe birbirimize alışıyoruz. Sonuçta yeni takımız. Hemen her şey çabuk olunmuyor. Yavaş yavaş oluyor. Her maç gittikçe üzerine koyuyoruz. Tabii hazırlık maçı neticesinde daha 30 günümüz, 35 güne yakın zamanımız var. Bu takım Allah'ın izniyle daha iyi olacak. Tabii ki biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Daha iyi alışacağız. Daha iyi motivasyon olacağız. Birbirimize daha iyi pas alışverişlerini daha iyi yapacağız. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Allah'ın izniyle sonuca da ulaşacağız. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Erdin Üzer yayınımıza geliyor değerli izleyenler. Eskişehir Spor'un savunma oyuncusu Erdin. 2-0'lık galibiyet, hazırlıklarda devam ediyor. Neler düşünüyorsun? Vallahi abi işte hazırlıkla devam ediyoruz. Güzel bir çalışma ortamımız var. Sağın zemin biraz kötü ama ona rağmen iyi oynamaya çalıştık. Yani inşallah sonu güzel olacak abi. Hani biliyorsun ben de Eskişehirliyim. Elimden gelen en iyisini yapacağım her zaman. Son inşallah güzel olur abi. Bir forma rekabeti de yaşanıyordur tabii savunmada. Neler düşünüyorsun? Yani forma rekabeti olması güzel bir şey abi. Yani kim oynarsa oynasın zaten arma için herkes oynayacak yani burada. Rekabet bence güzel bir şey. Kim iyiyse oynayacak abi artık. Çok teşekkür ederiz. Hasan Alp Altınoğlu alalım değerli izleyenler. Evet Hasan, merhabalar. Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bugün de 2-0'lık galibiyet. Sen neler düşünüyorsun? Evet, net bir galibiyet aldık. Hazırlık maçlarımız güzel ve yoğun geçiyor. Bunun karşısında ligde zaten daha fazla alacağız. Antrenman maçları gibi, yani bunlar bizim için ya antrenman maçı oluyor. Karşında Allah'ın izniyle inşallah ligde şampiyon olarak alacağız. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Teknik direktör İbrahim Baş'la birlikte olacağız değerli izleyenler. Hocam hoz geldiniz. Yayınımızı. Evet, yukarıdayız hocam. Evet. Kameraman arkadaşımız bizi çekiyor. Evet hocam, hazırlık süreci devam ediyor. Dün başladık hazırlıklara. Bugün de hazırlık karşılaşması. Nasıl değerlendirirsiniz mücadeleyi? Vallahi bahsettiğimiz diğer hazırlık maçlarının aynısı olan bir maç. Sonuç belki iyi ama eksiklerimizi görme adına iyi bir maç oldu. Yani eksiklerimizi lig öncesi görme adına
iyi bir maç oldu. Bu maçların amacı da o zaten. Yani genel anlamıyla ligde oynamayı planladığımız oyunda oyuncu grubunun yetenekleri, taktiksel anlayışa uygunlukları, nedenli olacağını değerlendirmeyle ilgili bu maçlar çok önemli. Daha bir 5-6 tane daha lige kadar bir 5-6 hazırlık maçı daha yapacağız. O yüzden her maç biraz daha taşlar yerine oturuyor. Ama tabii hazırlık sezonunda devam ettiği için çok sonuç odaklı değil, takımı daha iyi konuma getirme odaklı çalışıyoruz. O yüzden iyi yolda ilerliyoruz. Ligin başlangıcında Allah nasip ederse gerçekten iyi bir Eskişehir'i ortaya çıkarmaya çalışacağız. Hocam şöyle biraz daha gelelim tam kamera açımızda. Hocam bugünkü ilk 11, ideal ilk 11 yorumları da yapılıyor. İdeal ilk 11'lerden birisi miydi? Geçtiğimiz hazırlık karşılaşmalarından daha farklı bir ilk 11 sahadaydı aslında. Yani ideal 11 diyemeyiz. Çünkü lig başlayıncaya kadar daha sonradan oyunu aldığımız oyuncularda mesela Erkut'u oynatmadık. Sakatlığı vardı, dinlendiriyoruz. Kerem'in sakatlığı vardı, 2-3 hazırlık maçında oynatmadık. Şimdi yeni yeni 45 dakika attık. Bunları değerlendirdiğimiz zaman ilk 11 olarak değerlendirmemek lazım. İşte Barış'ı sonradan oyuna attık. Biz belli bir dengeyi esas alarak hareket etmeye çalışıyoruz gençleri de kullanırken. Ama ligdeki bir ideal 11 biraz daha farklı ve daha iyi olacak. Hocam tabii bugün farklı dizilişlerde, farklı oyuncular da izledik ama tabii transfer süreci hala devam ediyor. Uzun bir transfer süreci de var. Eksik bölgeler gözünüzde canlanıyor mu? Takviye istiyor musunuz? Ya şüphesiz, şüphesiz. Eksik bölgelerimiz, eksik bölgelere ilişkin transfere ihtiyacımız var mı derseniz şampiyon olmayı düşünen bir takım için var. Ama bunu ne şekilde dillendirdiğimiz ve ne şekilde algıladığımız çok önemli. Çünkü bu iş ben alalım edelim demekle değil, takımın içinde bulunduğu finans durumunu belli bir dengede tutmakta fayda var. İçerideki oyuncuları da rahatsız etmeyecek şekilde bu takıma güç katabilecek olan bir transfer anlayışına açığız. Değerlendiriyoruz. Daha henüz oldukça bir zamanımız var. Bunu belirgin bir şekilde getirdiğimiz zaman zaten sizlerle paylaşırız. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun hocam. Evet değerli izleyenler, Eskişehir Spor hazırlık karşılaşmasında Bilecik Spor'la karşı karşıya geldi. Siyah kırmızılı ekip mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı. Goller Hasan Alp Altınoluk ve Ercan Kuruçay'dan geldi. Kameraman arkadaşım Mustafa Dizman, ben Ahmet Deniz Canuruç ve muhabir arkadaşım Ayta Çersoy ile birlikte Eskişehir Spor'un hazırlık karşılaşmasını sizlere canlı aktarmaya çalıştık. Hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın. Söz sende. Haber değeri taşıdığını düşündüğün anları görüntüle.